Herkese merhaba, Derinden Teknoloji kanalından Derin yeniden sizlerle. Bugün sizlere iPhone 6s 2018 yılında alınır mı bunu anlatacağım. Nereden çıktı? iPhone 6 videosunu koyunca sağ olun beğenmişsiniz. 6s de istediniz. Şimdi iPhone 6 ile ilgili temel farklılıklar olarak, tabii bu bir farklılık videosu değil ama iPhone 6s şu anda Apple Store'da satılıyor. O yüzden en başta benim size tavsiyem 3-4 ay beklemeniz, yani 3-4 ay yılbaşına kadar. Neden? Çünkü Kasım'da operatörler iPhone 8 satmaya başlayacak. Aralık'ta iPhone 2 çıkacak. Büyük ihtimalle yeni yıla doğru operatörlere gelecek. Dolayısıyla hem Apple Türkiye'nin, Apple Türkiye derken Apple'ın kendisinin yaptığı telefon indirimi olacak. Artı mevcut borsanın da kendi kendine mevcut olarak eskitmeden yaptığı indirim olacak. Siz böyle bir indirimden faydalanıp da iPhone 6'ya sahip olabilirsiniz. O yüzden biraz vizyonlu olmakta fayda var bu durumda. Şimdi videoya devam etmek gerekirse iPhone 6s 2015 yılında çıktı. Yanlış hatırlamıyorsam 64 bit bir cihaz. Bit farkını öğrenmek istiyorsanız da 32 bit 64 bit yine önerilenlerdeki videomda bulabilirsiniz. Bununla birlikte telefonun tip olarak, şekil şemal olarak çok estetik bir telefon zaten biliyoruz. Ve iOS 11 şu an için destekleniyor. Hatta 3D touch olduğu için iOS 11 bu sürüm için yapılmış gibi bir şey. Şimdi bu telefonu alır mıyım, almaz mıyım? Ben iPhone 5 kullanıyorum. Zaten konuşma hakkım yok alıp almama konusunda. Ama param olsa bu telefonu kesinlikle alırım zaten. Çünkü hala canavar gibi bir telefon. Hala ilk günkü gibi temizliğini ve bütün o performansını koruyan bir telefon. Daha geçen gün arkadaşımın telefonunu zorladım falan böyle birazcık. Isınma yapmıyor. Hiçbir şekilde ses problemi yok. Sağlam, camı mamı kolay kolay kırılmıyor. Her türlü işleminizi multitasking olarak aynı anda yapabilir. Ve dediğim gibi iOS 11 ile çok daha kullanışlı bir hale gelecek. Bu planlı yavaşlatma sürecinde 64 bit cihazlar için, özellikle iPhone 6s için iOS 11 kırılma noktası olmayacaktır. Bunu rahat olabilirsiniz. Yani iPhone 5'lerin iOS 9'da patladığı gibi iOS 11'de 6s'ler patlamayacaktır. O yüzden içiniz rahat olsun. iOS 11'in bütün güncellemelerini yapabilirsiniz. Tabii şöyle, telefonunuz eğer iOS 10'sa ve böyle hani çok sağlam bir kullanım istiyorsanız iOS 11'in birkaç güncellemesinin daha olmasını beklemenizi tavsiye ediyorum. Onun dışında fiyatlarına gelelim. Şimdi internete ben direkt olarak 6S yazdığım zaman benim karşıma çıkan fiyatlar şunlar. Apple Store'un kendi mağazasında çıkan fiyatlar, hani Plus olarak bakıyorum ben genelde. 3300 lira Plus fiyatı, 2700 lira da ufak fiyatı var. Şimdi zaten iPhone 6S'de yazdığım zaman burada gitti gidiyor hepsi burada. Neon1.com gibi, bunların hiçbir reklam değil. Kendi kullandığım siteler. 2700 lira. Gibi fiyatlara, 2500 lira gibi fiyatlara çıkıyor. Şimdi siz gidip de bunları, ne olduğu belirsiz demek istemiyorum ama Apple olmayan bir satıcıdan 2400 liraya alacağınıza, verin 2500 liranızı. Gidin Apple'dan Apple Care'i de satın alarak daha düzgün bir şekilde alın. Yani Apple Care Türkiye'de tam olarak nasıl çalışıyor bilmiyorum. Hani ben Amerika'dan aldığım için. Ama olsun, siz orada kastettiğimi anladınız benim. Bununla birlikte ikinci el fiyatlarına baktığımız zaman da, bu arada ikinci el demişken birkaç kişi istemiş ama bu video çok dikkat çekmeyeceği için eğer birkaç kişi daha isterse ikinci el teknolojik alet alım satımı konusunda da yardımcı olacak bir rehber yaparım. Neyse, şimdi iPhone 6s diye baktığımız zaman sahibinlerine bakıyorum. Bu arada siz Letgo'yu falan da kullanabilirsiniz, hiç fark etmez. Burada da gördüğüm fiyatlar 2200 lira, 2100 lira, 2300, 2150. Yani güzel bir araştırma ve denetleme sonrası sıkı bir pazarlıkla bu indirimden sonra 1800 ile 2000 lira arası iPhone 6s alabilirsiniz. Bu kadar net söylüyorum. Tabii diyorum, güvenilir mal olduğuna emin olmak ayrı bir konu ve bu da sizin alacağınız bir risk. Ama beklediğiniz takdirde bu civarı alabilirsiniz. Şu anda ikinci el aldığınız zaman 2200'e, 2300'e, hatta dediğim gibi birazcık küçük böyle aksaklıkları göze alırsanız, hani çizik, bok, küsürü sayarsanız 2100 liraya bile şu anda 6s almanız mümkün ikinci el. O yüzden bunu da düşünmenizi tavsiye ediyorum. Son olarak da iPhone 6s ile ilgili dediğim gibi çok da konuşacağım bir şey yok. iOS 11'i çok güzel kaldırıyor ve hala harika çalışan bir telefon. iPhone 8 ile hiç farkı yok. Zaten iPhone 8 istiyorsanız 6s de alabilirsiniz. Mesela ben 5'ten geçeceğim 8'e eğer geçersem. Allah korusun, 8 almak istemiyorum da. X alamazsam. Hani 6s'e geçmem benim için aynı şey olur. Çünkü dediğim gibi aynı tasarım, aynı şeyler, sadece kamerası daha fazla gelişmiş. Onun dışında pek fazla ekleyecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Siz de mutlaka fikirlerinizi yazın. Örneğin 6s ile hangi sürümü kullanıyorsunuz, hangi şeyi kullanıyorsunuz. Aşağıda bildirin ki insanlar da bundan tecrübe sahibi olsun ve daha çok insana ulaşabilirim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir ve size yardımcı olabilmişimdir. Dediğim gibi eğer bu videolardan memnun kaldıysanız ve videoda bahsettiğim şeylerde bir istekte bulunmak istiyorsanız mutlaka bunu yorumlara yazın. Onlara bir şekilde cevap veririm ya da o tarz içerikli bir video çekmeye çalışırım. Bir de stüdyo gibi kurduğum bu şeyin son parçaları olan ışıklar da geldi. Zaten videodaki farkı görüyorsunuzdur. Bununla ilgili yorum yapın ve tam olarak da evde stüdyo kurmak için gerekli ekipmanlardan ve gerekli ücretten vesaire bahseden de bir video yapabilirim. O yüzden bunları da göze alarak bir dahaki videoda görüşmek üzere.